Bu videoda, polinom fonksiyonların uç davranışlarından bahsetmek istiyorum. Bu, x'in pozitif yönde çok büyük değerler ya da negatif yönde çok küçük değerler aldığında, polinom fonksiyonun grafiğine ne olacağı ile alakalı. Alışık olduğumuz ikinci dereceden bir polinom kullanarak başlayalım. y eşittir ax kare artı bx artı c. a'nın sıfırdan büyük değerleri için bu parabolün kollarının yukarıya doğru açıldığını, yani bu fonksiyonun grafiğinin buna benzeyen bir şey olacağını biliyoruz. Benzer olarak a'nın sıfırdan küçük değerleri için ise kollar aşağı yönlü olacak, yani buna benzeyen bir grafik elde edeceğiz. Güzel. Bunları zaten biliyoruz. Üçüncü dereceden polinomlarla çok zaman harcamadık ama onlar hakkında da bir şeyler biliyoruz değil mi? Üçüncü dereceden polinomumuzu ax küp artı bx kare artı cx artı d olarak belirleyelim. Bu kez kahverengiyi kullanayım. Evet, a sıfırdan büyükse, x'in negatif yönde çok küçük değerleri için bu ifadenin alacağı değerlerin de negatif olacağı gittikçe daha da küçüleceğini söyleyebiliriz. x negatif değerlerden pozitif değerlere doğru yaklaştıkça şu şekilde arada garip bir çukur oluşacak ve sonra yani x pozitif yönde çok büyük değerlere ulaştığında polinomun değerleri de pozitifleşmeye başlayacak. Evet, a sıfırdan büyükse buna benzeyen bir grafik elde ederiz. Peki, a sıfırdan küçükse ne olur? Aynen diğer örnekte olduğu gibi bu grafiği bir anlamda tersine çeviririz. a sıfırdan küçükken, x'in negatif yönde çok küçük değerleri için, negatifi negatifle çarpacağımızdan, gittikçe büyüyen pozitif değerler elde ederiz. Kısacası, grafik bu şekilde başlayacak, arada yine böyle bir şekil oluşacak ve daha sonra azalmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi, uç davranış dediğimizde bu polinomların x'in negatif yönde çok küçük değerleri ve pozitif yönde gittikçe artan çok büyük değerleri için nasıl davrandığından bahsediyoruz. Grafiklerin orta kısımlarında da olan biten bir şeyler var tabii ama biz bu aşamada x'in uç değerlerinde neler olacağını merak ediyoruz. İkinci dereceden polinomların orta kısmında çok ilgi çekici şeyler olmuyor zaten ama üçüncü dereceden polinomların orta kısımlarında bazı ilgi çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Geri dönüp üçüncü dereceden polinomların uç davranışlarını bir kez daha gözden geçirelim. a sıfırdan büyükken çok küçük değerlerle başlar, x büyüdükçe de artan değerler elde ederiz. a sıfırdan küçükken de bunun tam tersi olur. Bunlar prototip olarak kullanacağımız polinomlar ve bunları kullanarak daha büyük dereceli polinomlar hakkında da düşünmeye başlayabiliriz. Örneğin, dördüncü dereceden bir polinomda neler olacağını merak edelim. Yazalım. y eşittir ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı... Evet, matematikte başka anlamlara geldiği için e yerine başka bir harf kullanmak istiyorum. Çok fazla seçeneğim kalmadı sanki ama hadi f diyelim. Ee, buradaki f fonksiyon değil bir sabit. <laughs> Burada e, çok fazla seçeneğim kalmadı dedim ama aslında o kadar çok harf var ki bunun yerine verebileceğim. Her neyse f dedik f kalsın. Devam edelim. Dördüncü dereceden bu polinomun grafiği acaba nasıl görünür? Uç davranışları ikinci dereceden bir polinomunkine benzer mi? Be. X'in çok küçük negatif değerlerinde x üzeri 4 pozitif olacaktır değil mi? Ve eğer a da sıfırdan büyükse, x'in negatif yönde çok küçük değerleri ile polinom için pozitif yönde çok büyük değerler elde ederiz. Aynı ikinci dereceden denklemler gibi. x'in çok büyük pozitif değerleri için de aynı şey olur öyle değil mi? x üzeri 4 yine pozitif değerler alır. Bunu a ile çarpınca da yine pozitif değerler elde ederiz. Kısacası dördüncü dereceden bir polinomun uç davranışı, ikinci dereceden bir polinomun uç davranışına çok benzer. Arada buna benzeyen, evet şu şekilde durumlar ortaya çıkabilir ama bu videoda uçtaki davranışlarla ilgileniyor olacağız sadece. Bu arada bu da çok uç bir video olmaya aday şimdiden değil mi? Peki kesikli çizgilerle gösterdiğim kısım uç davranışı değil, polinomun resminin ortalardaki davranışı. Tabii ki de ikinci dereceden bir fonksiyon grafiğinden daha farklı olacak. Ama uçlardaki davranışın hemen hemen aynı olduğunu görmenizi istiyorum. Bunun sebebi bir sayının karesini, dördüncü kuvvetini ya da herhangi bir çift kuvvetini aldığınızda eğer önündeki katsayı da pozitifse sonuç olarak yine pozitif değerler elde etmenizdir. Negatif bir sayının ikinci, dördüncü ya da herhangi bir çift kuvvetini alın yine pozitif bir sayı elde edersiniz değil mi? Benzer şekilde a sıfırdan küçük olduğunda da buna çok benzeyen bir uç davranış göreceğiz. En büyük derecesi çift olan bir polinomun a'nın sıfırdan küçük olduğu durumunu inceliyoruz. Evet, x negatif yönde çok küçük değerler aldığında bunun çift kuvvetleri pozitif olur ve bunu a ile çarptığımızda sonuç negatif olur. Yani buna benzer. Benzer şekilde x pozitif yönde çok büyük değerler aldığında da durum değişmez. Çünkü yine pozitif bir sayı negatif bir sayı ile çarpıp negatif bir sonuç elde ederiz. Orta kısımda yine farklı durumlar oluşabilir tabi ama uç davranışı ikinci dereceden bir polinomun uç davranışına çok benzer. Evet, eğer bu kısmı görmezden gelirseniz uç davranışlar birbirine çok benziyor öyle değil mi? 5. dereceden bir polinomu 3. dereceden bir polinomla kıyasladığımızda da çok benzer bir durumla karşılaşırız. Uç davranışla ilgili bir genelleme yapmak için buradaki değere x'in çok küçük ve çok büyük değerlerinde ne olacağına karar vermemiz gerekir. x'in kuvveti çift olduğunda x'in çok küçük negatif ve çok büyük pozitif tüm değerleri için pozitif sonuç elde ederiz. Bu arada katsayının değerinin de ne olduğunu hesaba katmamız gerektiğini unutmayın lütfen. Peki, kuvvet ya tek bir sayı ise? O halde hadi bir de 5. dereceden bir polinom yazalım. ax üzeri 5 artı bx üzeri 4 artı hepsini yazmayacağım. Sonra ne geleceğini nasılsa biliyorsunuz. Burası eğer a sıfırdan büyükse buna benzer. Yani uç davranışı üçüncü dereceden bir polinomun uç davranışına çok benzer. Orta kısımda yine buna benzeyen. Şunları doğru yapmaya çalışayım. 1, 2, 3. Evet, orta kısımda buna benzeyen bazı durumlar oluşabilir ama x'in çok büyük değerleri için uç davranışı ax x küpün davranışına çok benzeyecektir. Gördüğünüz gibi a'nın sıfırdan büyük değerleri için uç davranışın oldukça benzer olduğunun farkındayız. Aynı şeyi a'nın sıfırdan küçük değerleri için de göreceğiz. Uçlarda çok küçük negatif x'ler için polinomun değeri pozitif olacak. Çünkü bu negatifi buradaki negatifle çarptığınızda sonuç olarak pozitif bir değer elde edeceğiz. x'in pozitif değerleri için de negatif olacak. Neden mi? E çünkü a negatif. Orta kısımda ne olduğundan bu videoda bahsetmeyeceğiz. Bu videoda öğrenmenizi istediğim şey. Ve evet, artık yavaş yavaş küçük bir kutlamaya da başlayabiliriz. Ee, eğer çift dereceli bir polinomunuz varsa, uç davranışı ikinci dereceden bir polinomun uç davranışına benzeyecektir. Ee, eğer, orta kısımda neler olacağını görmezden gelirsek, x'in çok büyük ve çok küçük değerleri için ikinci dereceden polinomun uç davranışına benzer bir görüntü elde edilir. Polinomun en yüksek derecesi tek bir sayıysa da uç davranışı üçüncü dereceden bir polinomun uç davranışına benzer olacak. Yine orta kısımda neler olduğunu görmezden gelirsek, a'nın sıfırdan büyük ve küçük değerleri için buna ya da buna benzeyen bir davranış elde ederiz.